Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün 1957 yapımı hayatta kalma ve drama filmi Beyaz Rahibe'yi özetleyeceğiz. Hikaye 1944 yılında 2. Dünya Savaşı sırasında Alison Kedrift adlı bir ABD deniz piyadesinin Pasifik'te Japonlara karşı verdiği savaştan sağ kurtulduktan sonra denizde kaybolmasıyla başlar. Uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu'nda günlerce sürüklenen Alison nihayet karayı bulur ve Tuisawa adlı bir adada mahsur kalır. Alison adaya temkinli bir şekilde girer çünkü adanın Japonlar tarafından çoktan işgal edilmiş olmasından korkmaktadır. Adayı keşfettikten sonra kimseyi bulamaz ve boş olduğuna inanır. Bu yüzden Japon askerleri hakkında endişelenmeyi bırakır. Ancak Alison kiliseye gittiğinde yerleri süpüren güzel bir rahibe görmek onu şaşırtır. Alison adada tek başına yaşayan bir kadın olduğuna inanamaz. Rahibe önce korkar ancak Alison'ın bir Amerikan askeri olduğunu anladıktan sonra ona adının rahibe Angela olduğunu söyler. Fiji'ye giden diğer misyonerler tarafından geride bırakılmıştır. Alison daha sonra Angela'dan kilisede kalmak ve dinlenmek için izin ister. Alison uyandığında Angela'yı dua ederken görür. Hemen tüm ateşleri söndürür çünkü Japonların nerede olduklarını anlamalarından korkmaktadır. Angela cehaleti için özür diler ve Alison'a yemek ikram eder. Yemekten sonra Alison, Angela'dan sigara ister ama Angela'da sadece birkaç gün önce ölen Peder Phillips'e ait bir pipo vardır. Angela daha sonra adaya aslında 4 gün önce Peder Phillips'le birlikte geldiğini, amaçlarının Peder Ryan adında başka bir rahibi bulmak olduğunu açıklar. Tüm adaları araştırmış ve kimseyi bulamamışlardır. Ancak gemiye dönmek üzereyken gemi onları bırakıp gitmiştir. Böylece adada mahsur kalmıştırlar. Ertesi gün Alison Angela'yı yiyecek aramaya götürür. Neyse ki adada bol miktarda yiyecek kaynağı vardır. Temiz su ve meyve bulmakta hiç zorlanmazlar. Alison balık yakalamak için mızrak yaparken aniden bir yaban domuzunun sesini duyar. Onu takip etmeye çalışır ve yaban domuzunun gizli bir mağarada yaşadığını görür. Alison onu öldüremez çünkü bambu mızrağı bu işi yapamayacaktır. Kısa bir süre sonra Angela denizde yüzen bir kaplumbağa görür ve bunu Alison'a anlatır. Alison bir ip ve salla kaplumbağayı yakalamak için denize atlar ve Angela'dan ona yardım etmesini ister. Alison hayvanı yakalamayı başarır ancak aniden kaplumbağa tarafından çekilerek denize düşer ve Angela paniğe kapılır. Kaplumbağa Alison'ı denizin dibine çekmeye devam eder ama Alison şans eseri yüzeye geri dönmeyi başarır ve kaplumbağayı da alır. Kaplumbağa etini yerlerken Alison adadaki mevcut yiyecek kaynaklarıyla ikisinin yıllarca hayatta kalabileceğini söyler. Ne var ki birilerinin gelip onları kurtarmasını umarak ölecek bekleyecek halleri yoktur. Bu nedenle Alison, Angela'nın rahibe olarak görevine devam edebilmesi için bir salla 480 kilometre yelken açıp Fiji'ye gitme planları yapar. Plan kulağa çılgınca gelse de Angela bunu denemeyi çok istediğini söyler ve sonunda bu çılgın yolculuğa çıkmaya karar verirler. Alison hemen salını tamir ederken Angela da sal için dokuma yelkenler yapar. Birbirlerine hikayelerini anlatırlarken Alison, Angela gibi güzel bir kadının neden rahibe olmak istediğini anlayamadığını, çünkü rahibelerin genellikle yaşlı kadınlar olduğunu ve güzel olmadıklarını söyler. Angela ise rahibe olmanın en büyük mutluluğu olduğunu ve bunun Alison'ın denizci olma hayaliyle aynı olduğunu söyler. Kısa bir süre sonra adanın üzerinden bir Japon uçağı geçer ve hemen saklanırlar. Alison uçağın keşif yapan bir Japon keşif uçağı olduğuna ve adaya geri döneceklerine inanır. Alison sonunda Angela'yı daha önce bulduğu mağaraya götürmeye ve geceyi orada geçirmeye karar verir. Çünkü Japonların geri döneceğinden endişelenmektedir. Alison'ın korktuğu başına gelir çünkü Japon bombardıman uçakları adayı bombalamaya gelir. Angela patlamadan çok korkar ancak Alison gürültünün onlara zarar vermeyeceğini söyleyerek onu sakinleştirmeye çalışır. Saldırı sona erdikten sonra Alison geriye ne kaldığına bakmak için aşağı iner ancak görünüşe göre hava saldırısı tüm yiyecekler ve denize açılmak için hazırladıkları salda dahil olmak üzere her şeyi yok etmiştir. Alison bu durum karşısında perişan olur. Artık tek umutları Amerikan askerlerinin gelip onları kurtarmasıdır. Kısa bir süre sonra Japon gemileri adaya yaklaşmaya başlar ve adayı işgal etmek için bir tabur asker konuşlandırırlar. Alison adanın artık güvenli olmadığını fark eder. Bu yüzden mağarada saklanmak zorunda kalırlar. Japon askerleri adanın her tarafını dolaşıp saklandıkları mağaraya yaklaşmaya başladıklarında ikisi de sakin kalmaya çalışır. Neyse ki şans hala yanlarındadır ve Japon askerleri adada kimsenin olmadığına inanarak geri çekilirler. Angela Alison'a çılgınca bir fikir verir. Japonlara teslim olmak ve onların kendisine saygı gösterip zarar vermemesini ummak. Alison bu çılgın plana karşı çıkar çünkü başına daha kötü bir şey gelmesinden korkmaktadır. Alison Angela'ya endişelenmemesini söyler ve ona yiyecek bulacağına söz verir.
Allison balık aramak için dışarı çıktığında ansızın devriye gezen 3 Japon askeri görür. Hemen bir kayanın arkasına saklanır ve neyse ki dalgalar vücudunu örter. Bu da Japon askerlerinin onun yerini görememesini sağlar. Allison sonunda sağ salim mağaraya ulaşır ve Angela ile birlikte balık yer. Angela balığın tadına baktığında iğrenir ve çiğ balık yiyemeyeceğini söyleyerek Allison'dan özür diler. Allison onun için endişelenmeye başlar. Bu yüzden sonunda çok tehlikeli bir görev olmasına rağmen Japonlardan yiyecek çalma riskini göze almaya karar verir. Birkaç nöbetçiyi atlatan Allison yiyecek deposuna girmeyi başarır ve hemen çantasını yiyecekle doldurur. Tam gitmek üzereyken Japon askerleri gelir. Bu yüzden Allison orada mahsur kalır. Allison hemen saklanır ve vücudunda bir fare gezinirken ses çıkarmamaya çalışır. Gerçekten de oradan çıkamaz ve sabaha kadar kalır. Neyse ki Japon subay tüm askerlerin alanda toplanmasını emreder. Böylece Allison kolayca kaçabilir. Allison sonunda mağaraya döner ve Angela'ya bir sürü yiyecek sunar ama Angela, Allison'ın kendisini mağarada yalnız bırakmasına ve endişelendirmesine üzülmektedir. O anda Allison ilk kez birinin onu önemsediğini hisseder ve Angela'dan hoşlanmaya başlar. Ertesi gün Angela, Allison'ın kendisine hediye olarak yaptığı bir çiçek ve külahı sevinçle kabul eder. Daha sonra Allison'a rahibe olarak ilk yeminini ederken saçlarını kurban ettiğini söyler. Allison bir rahibinin niyetini iptal edip diğer kadınlar gibi normal bir hayat yaşayıp yaşayamayacağını sorar. Angela Allison'a bir rahibeye ilk yemininden itibaren 5 yıl verildiğini ve onları gerçek rahibe yapacak şeyin ikinci yemin olduğunu söyler. İkinci yeminini etmesine bir ay kalmıştır. Allison Angela'nın henüz ikinci yeminini etmediğini öğrenince mutlu olur. Çünkü bu onun hala umudu olduğu anlamına gelmektedir. Çok geçmeden dışarıdan bir patlama sesi duyulur ve Pasifik Okyanusu'nda devam eden bir çatışma olduğu anlaşılır. Allison, Amerikalıların savaşı kazanmasını ve böylece Japonların adayı terk etmesini ummaktadır. Ertesi gün Allison etrafı kontrol etmek için mağaradan çıkar ve Japonların adayı terk ettiğini görür. Angela ve Allison Japonlar gittikten sonra çok sevinirler. Çünkü artık mağarada saklanmak zorunda değillerdir ve Japonlar onlar için bir sürü yiyecek de bırakmıştır. Bir sonraki sahnede yine birbirlerine hayatlarını anlatırlar ve Angela, Allison gibi yakışıklı bir adamın neden hala evlenmediğini merak eder. Allison bu fırsatı değerlendirerek Angela'yı çok sevdiğini ve bunun hayatında daha önce hiç hissetmediği bir duygu olduğunu ifade eder. Tüm bu yaşananlardan sonra Allison, Angela ile evlenmeyi gerçekten istemektedir ve son yeminini etmemesi için ona yalvarır. Ne var ki Angela ilk yeminiyle nişanlandığını ve son yeminiyle evleneceğini, bunun da onu gerçek bir rahibe yapacağını söyleyerek teklifini reddetmek zorunda kalır. Allison bu red karşısında hayal kırıklığına uğramış görünür ve ortamı biraz garipleştirir. Bu yüzden Angela'yı hemen terk etmeye karar verir. Ertesi gün Allison Angela'ya dün söylediklerini unutmasını söyler ve ona evlenme teklifi edecek kadar küstah olduğu için özür diler. Kendisinin de deniz piyadeleriyle evlendiğini fark etmiştir. Akşam Angela pirinç çuvalının içinde bir şişe bulur. Hemen Allison'a verir ve tadına baktıklarında içkinin Japon şarabı olduğu ortaya çıkar. Allison sarhoş olup aklını kaybetmeye başlayana kadar içer. Angela ona durmasını söylemeye çalışır çünkü henüz bir şey yememiştir. Ancak Allison onu dinlemez ve hatta Angela'yı rahatsız eden şeyler söylemeye başlar. Bu kadar güzel bir yüze ve gülümsemeye sahip bir kadının neden rahibe olmak istediğini sorgular ve genellikle rahibelerin yaşlı ve çirkin kadınlar olduğunu söyler. Angela onu Japon satrancı oynamaya davet ederek konuşmayı başka yöne çekmeye çalışır. Ancak Allison gevezeliğe devam ederek Adem ve Havva gibi olduklarını, çünkü yıllarca adada yaşayacaklarını ve kimsenin onları kurtarmaya gelmeyeceğini söyler. Bu sert sözler Angela'nın ağlamasına neden olur. Allison kendini suçlu hisseder ve Angela'yı sakinleştirmeye çalışır. Ama bu onu daha da korkutur. Bu yüzden şiddetli yağmura rağmen ormana doğru kaçar. Ertesi gün Allison bayılmış olan Angela'yı bulur ve ateşi olduğunu fark eder. Allison onu kulübeye geri getirmeye çalışır. Ancak aniden Japon gemilerinin adaya yaklaştığını görür. Bu yüzden Allison Angela'yı mağarada saklamak zorunda kalır. Japon birliklerinin beklenmedik dönüşü durumu daha da zorlaştırmıştır. Çünkü yiyecek stoklarını yanlarında getirecek zamanları olmamıştır. Allison hemen Angela'nın üzerine giysileriyle örter çünkü durumu giderek kötüleşmekte ve Angela mırıldanmaya devam etmektedir. Allison Angela'nın durumu için çok endişelidir. Bu yüzden sonunda bir intihar görevi olmasına rağmen Japon kampına gizlice girmeye ve onun için battaniye çalmaya karar verir. Görev başlangıçta iyi gider çünkü Japon askerleri eğitim yapmaktadır. Ancak bir asker aniden çadıra gelir ve Allison'ı görür. Asker arkadaşlarını uyarmaya çalışır ama neyse ki hepsi eğitimdedir ve sesini duyamazlar. Böylece Allison elindeki hançeri kullanarak askeri öldürmeyi başarır. Ardından askerin cesedini denize atar. Mağaraya döndükten sonra Allison hemen Angela'nın üzerine örter.
Kıyafetlerini çıkarmak zorunda kalır. Aksi takdirde Angela ıslak kıyafetleri nedeniyle donarak ölecektir. Ertesi gün Angela nihayet kendine gelir ve kıyafetlerinin çıkarıldığını görünce çok şaşırır. Allison ona her şeyi anlatır ve onu korkuttuğu için özür diler. Onun ormana kaçmasına ve hastalanmasına sebep olan kendi kabalığı olmuştur. Angela, Allison'ın kendisi için yaptıklarına çok minnettardır ve Allison'ı kendisine kötü davranmayacak doğru bir adam olduğuna inandığı için onu anlayabilmektedir. Ayrıca ondan korktuğu için değil, Allison'ın söylediklerinden ve adadan asla çıkamayacaklarından korktuğu için kaçtığını söyler. Bu arada Japonlar Allison tarafından öldürülen arkadaşlarının cesedini bulmuşlardır ve onu kimin öldürdüğünü bulmak için tüm ormanı ateşe verirler. Japon askerleri mağaraya yaklaşmaya başladığında Allison sakin kalmaya çalışır. Japon askerlerinden biri mağaradaki deliği bulmayı başarır ve arkadaşından mağarayı havaya uçurmak için bir el bombası istediğini duyurur. Neyse ki aniden bir patlama olur ve bunun bir Amerikan hava saldırısı olduğu ortaya çıkar. Allison çok mutludur. Angela'ya Amerikan uçaklarının Japon birliklerini nasıl yok ettiğini izlemesini söyler. Savaş gece geç saatlere kadar devam eder. Bu yüzden mağarada beklemek zorunda kalırlar. Allison, Amerikan gemilerinin adaya kolayca giremeyeceğini fark eder. Çünkü Japonların 4 topçu silahı vardır. Allison sonunda dışarı çıkmaya ve gizlice tüm Japon toplarını etkisiz hale getirmeye karar verir. Böylece Amerikan gemileri adaya inebilecektir. Allison bir patlama nedeniyle hafif yaralanmış olsa da görevini tamamlamayı ve Amerika'nın savaşı kazanmasını sağlamayı başarmıştır. Ertesi gün Amerikan gemileri nihayet yaklaşmaya başlar ve birliklerini adaya konuşlandırır. Angela, Allison'ın yarasını tedavi etmeye çalışırken Allison bunun Angela ile yakında vedalaşacağı anlamına geldiğini fark eder. Birlikte yaşayamasalar da Allison Angela'yı tanıdığı için çok minnettar olduğunu ve ona mutluluklar dilediğini söyleyerek veda eder. Angela da aynı şeyi söyler ve kendisine bu kadar iyi bakan ve onuruna saygı duyan bir erkeği asla unutmayacağını söyler. Kısa süre sonra Amerikan askerleri onları bulur ve Allison'ı tedavi etmek için hemen götürürler. Adada haftalarca hayatta kaldıktan sonra nihayet ikisi de kurtarılmıştır.